Merhaba arkadaşlar, ben Nilüfer Bostan. Bu dersimize use to kalıbıyla başlıyoruz. Gelin hemen örneklerimizle başlayalım. Used to arkadaşlar, past habits dediğimiz, geçmişteki alışkanlıklarımızda kullandığımız bir kalıptır. Used to, geçmiş zaman gibi kabul edilerek bizim için önemli bir kalıp. Used to'dan sonra mutlaka fiilin birinci halini kullanmak durumundayız. Used to'nun anlamı yapardım, ederdim manasına geliyor. Diyelim ki I used to smoke. Ne dedim? Ben sigara içerdim. Şu an içiyor muyum? Hayır, içmiyorum arkadaşlar. Geçmişte yaptığınız bir eylem ama şu an kesinlikle o eylemi yapmıyorsunuz. Used to'nun mantığı bu. Yani geçmişte bir eylem yapıyorsanız şu an yapmıyorsunuz. Eğer geçmişte bir eylem yapmıyorsanız şu an yapıyorsunuz demektir. Yani anlamı tam tersidir arkadaşlar. I used to smoke diyelim ki last year. Bakın, ben geçen sene sigara içerdim. Şu an içiyor muyum? Hayır, içmiyorum. But I don't smoke now. Fakat şu an içmiyorum diye bakın. Ne var arkadaşlar? Negatif bir durum söz konusu. Yani yapardım ama artık yapmıyorum diyorum. Bir diğerine bakalım. I used to swim well when I was 10. Bakın, I used to swim well when I was 10. 10 yaşındayken çok iyi yüzebilirdim. Bakın, yüzerdim. Peki şu an yüzebiliyor muyum arkadaşlar? Buradan çıkan sonuçla yüzemiyorum manasında getirmiş. Bakın, kalıbım neymiş? Used to plus verb one. Yani arkadaşlar, geçmişteki alışkanlıklarımız diyoruz ki anlatırken used to'yu kullanmak durumundaymışız. Gelin örneklerimizle devam edelim ve bunların da negatiflerine bakalım. Houston'un pozitifi arkadaşlar, ilk önce özne, arkasından used to, sonra fiil. Used to kalıbının negatifi subject, used to kalıbına geçmiş zaman gibi davranıyoruz arkadaşlar. Didn't used to ve fiilimin yine birinci hali. Şuraya dikkat ediyorum. Used to değil. Bakın, used to. Niye? Bu geçmiş zaman fiilin birinci haline kendi içinde bir dönüyor. Bir de gerçek fiil, yani main verb, ana fiilde de fiilin birinci halini kullanıyoruz. Gene sorusuna hemen bir bakıyorum. Did başta, hemen arkasından subject, hemen arkasından used to ve fiilimin birinci hali diyerek cümlemi tamamlıyorum. Bakın, benim used to kalıbım pozitif, negatif ve soru olarak 3 bölüme ayrıldı. Used to neymiş arkadaşlar? Geçmişteki alışkanlıklarımı anlatırken kullandığım bir kalıp ve bizim Türkler olarak çok fazla kullandığımız yapardım, ederdim, giderdim, gelirdim gibi çok kullandığımız bir kalıptır. Nedir o zaman? Used to kullanmamız gerçekten önemli. İngilizler için de gerçekten çok kullanılan bir kalıp. Gelin örneklerimize bakalım. Benim abim üç yıl önce gitar çalardı. Buradan çıkan Türkçedeki sonuç, şu an gitar çaldığım arkadaşlar, gitar çalabiliyor mu? Hayır, çalamıyor. Bakın, Türkçede de böyle bir mantık var. Şimdi İngilizcede de benzer bir mantık göreceğiz. Cümlem olumlu ama şu an çalamadığını anlatan bir cümle söz konusu olacak. Evet, kim çalardı?
Benim abim yani öznem otomatikman aşağıya iniyor. İndirelim. My abi neydi arkadaşlar? Elder brother. Bakın brother değil. Elder brother büyük erkek kardeş yani abi. My elder brother çalardı. Ardı yardı anlamını ne veriyor arkadaşlar? Used to veriyordu. Hemen used to'yu getirdim. Ana fiilime baktım. Çalmak fiili. Nedir arkadaşlar çalmak fiili? Play. Tamam. My elder brother used to play. Neyi arkadaşlar? Gitarı. Play guitar. Ne zaman? Zaman hep sonda biliyorsunuz. 3 years ago. Baktım. Used to play. Yani arkadaşlar benim için önemli olan bölge used to. Verb 1 bölgesiydi. Baktım. Geçmişteki past habits ve cümlem nedir? Arkadaşlar kesinlikle olumludur. Ve böylelikle yapardı, ederdi manasını used to'yla verdim. Zaman zarfım tabii ki hep en sonda. Bir diğer örneğimize bakalım. Benim annem, bakın annem bu sefer, benim annem 2 yıl önce hiç alışverişe gitmezdi. Yani böyle bir alışkanlığı yoktu. Alışverişe gitmeyi sevmezdi manasına getirmişiz. Benim annemle başlıyoruz değil mi Özlem çünkü? My mother, bakın yapmaz da etmez de yani geçmişteki habit bir huy söz konusuysa o zaman ne kullanıyorduk? Used to kullanıyorduk. Ancak cümlem olumlu mu? Hayır olumlu değil olumsuz. Olumsuz ise ne yapıyorum? Didn't used to kalıbımı alıyorum. Bakın used to değil. Didn't used to gitmek arkadaşlar. Go nereye alışverişe? Shopping. Bu bir kalıptır. Go shopping. My mother didn't used to go shopping 2 yıl önce. 2 years önce neydi? Ago arkadaşlar. Peki şuradaki hiçe ne olacak? Türkçe'de var ama kesinlikle İngilizce'de yok. Evet buradaki hiç yerine genelde öğrenciler any koyarlar ama kesinlikle any olmaz. Çünkü any sadece bir ismi niteleyebilir. Sadece bir isim için hiç anlamına gelebilir. Kesinlikle yanlıştır. Burada herhangi bir yerinde cümlenin bir isim yok. O yüzden onu da niteleyemez diyorum. Buradaki hiç şu didn't used'un içinde saklıdır diyorum. Hiçbir daha any'ye gerek yok arkadaşlar. Yani olumsuz kalıbım neymiş? Didn't, used to ve fiilimin birinci haliymiş. Nedir bu? Negative ve yine past habits arkadaşlar. Biraz öncekinin negatifi. Bir diğer örneğimize bakalım. Ben 7 yaşındayken çok iyi İngilizce konuşamazdım. Evet bakıyorum arkadaşlar. Ben 7 yaşındayken ne başlayalım? When I was 7. Bakın ben 7 yaşındayken oldu. When I was 7. Kim konuşamazmış? Ben. O zaman da iyi yazalım. Peki yapamaz edemez. Bakın geçmişteki bir alışkanlığım, bir huyum, geçmişteki bir yapabildiğim ya da yapamadığım bir eylem söz konusu. Şu an yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorum. Demek ki otomatikman işin içine used to giriyor ve anlam tabii ki nedir? Negatif. O zaman ne girecek? Didn't used to. Bakın when I was 7 I didn't used to konuşmak, speak. When I was 7, I didn't used to speak. Neyi arkadaşlar? İngilizceyi. Çok iyi. Nedir arkadaşlar? Very well.
dedim. When I was seven, I didn't used to speak English very well diyorum ve cümlem bitiyor. Genel itibariyle öğrenciler burada well yerine good yazarlar. Neden good yazarlar? Çünkü iyi kavramı bizim için good'dur. Ancak işin içinde arkadaşlar bir fiil var ve fiili niteleyen bir zarf olmalı. Kesinlikle bir sıfat olmamalı. Yani used to speak English very good diyemezsiniz. Good'dan sonra mutlaka bir isim gelmesi gerekir ki bu bir zarftır. Zarf neyle kullanılır? Fiille kullanılır diyorum ve cümlemi bitiriyorum. Anlam nedir arkadaşlar? Didn't used to verb 1'dir. Yani anlam negatiftir arkadaşlar. Bir tane soru yapalım ve bir diğer konumuza geçelim. Sen 9 yaşındayken iyi piyano çalar mıydın? Bakın şu an piyano çalan biriyle görüşüyor, belki konuşuyor. Sen şimdi 9 yaşındayken iyi piyano çalabiliyor muydun gibi bir cümlem söz konusu. Peki bu benim geçmişteki alışkanlığım mı? Evet, değil mi? O yüzden ne yapacağım arkadaşlar? Sen 9 yaşındayken diyeceğiz ilk önce. When sen you geçmişte mi kalmış? Evet. You were 9. Bakın sen 9 yaşındayken years old'a gerek var mı? Yok ama koymak isterseniz gelin koyalım birazcık. Years old. Bakın optional, yani parantez içinde olduğuna göre kullanmak zorunda değilsiniz. When you were 9 years old, iyi piyano çalar mıydın? Yani senin öyle bir alışkanlığın var mıydı? Şeklinde yapacağıma göre benim kalıbım used to'dur. Used to'nun soru kalıbı neydi? Did subject used to verb 1 idi. O zaman hemen bir did'i getirelim. Did sen you used to, bakın did you used to piyano çalmak, play piano. Bakın şurada bir iyi var. Good mu yazacağım? Hayır, good yazmayacağım. Burada bir fiil var. Yani well yazacağım. Çünkü o bir zarf. When you were 9, did you used to play piano well? Şeklinde soru kalıbımızı da bitirmiş olduk. Did subject used to verb 1 kalıbı arkadaşlar. Nedir? Soru kalıbı nedir? Past habits, yani geçmişteki alışkanlıklarımız hakkında bitirdik used to kalıbımızı. Bir diğer konumuza gelin bakalım. Bir diğer konumuz arkadaşlar, iyiydi, ing adjectives dediğimiz sıfatları biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir iyiydi yalanlar, bir de ing yalanlar. Aynı bir fiil gibi sıfatları da ing ve iyiydi olarak çekebiliyoruz aslında. Gelin onun mantığına bakalım. Önemli bir konu. Bakın diyelim ki tired ve tiring diye iki tane sıfatımız var. Her ikisi de sıfat. Tired'ın anlamını hepimiz biliyoruz ki nedir? Yorgun, değil mi? Peki tiring'in anlamı nedir arkadaşlar? Anlam yorucu. Bakın yorgunla hiçbir alakası yok. Anlamı yorucudur. İyi değili olan sıfatlar arkadaşlar, iyi değili olan sıfatlar how people feel dediğimiz, insanların nasıl hissettiğini anlattığı bir sıfat grubudur. Yani insanlar kendi duygularını nasıl ifade ediyorlar? İyi değili sıfatlarla ne yapıyorlar arkadaşlar? İfade ediyorlar. Ama diğerinde bakın ing ile olan da bir ne söz konusu? Materials or things dediğimiz, ya materyaller ya durumlar ya da arkadaşlar şeyler söz konusudur. Yani yorucu olan bir insan değil, bir maddedir. Mesela bir iş yeridir ya da herhangi bir şekilde bir derstir, değil mi? Bakın gelin görelim örnekleriyle. I am
tired. Ne dedim? Ben yorgunum. Bakın neyle kullandım? Ben'le kullandım. Ben bir insana ve insanın nedir? Kendi düşüncesi, kendi hissettiği bir şey ve bir sıfat. İyi değili olan mı? Evet, iyi değili olan. E peki ing ile olan ne olacak? This job is very tiring. Bu meslek, bu iş gerçekten çok yorucu. Bakın çok yorucu anlamına geldi ve ing'yi aldı sıfatı. Bakın tired, tiring, tired yorgun, tiring ise yorucu anlamına geldi. Gelin örnekleri çoğaltalım ve konumuzu iyice açalım. Bakın interested, interesting. Bir tane daha yazalım. Bored, boring. Interested ilgili manasına geliyor. Interesting ise ilginç manasına, yani enteresan manasına geliyordu. Bakın ilgili, ilginç. Her ikisi de sıfat mı? Evet, her ikisi de sıfat arkadaşlar. Her ikisi de sıfat ise gelin cümleleri nasıl kuruyoruz? Bakın. I am interested in, diyelim ki art. Nedir art? Sanat. Ben sanatla ilgileniyorum. Bakın interested in almış ve bu bir sıfat arkadaşlar. Bu kimin düşüncesi? Bir insanın, değil mi? I, yani bir insanla kullanılıyorsa ağırlıklı olarak interested kullanmamız gerekiyor. Ancak film çok ilginç dersen ben orada interested mi kullanacağım? Hayır, kesinlikle değil. Interesting kullanacağım. The film, mesela ilginçti diyelim. Was very interesting. Film çok ilginçti. Geçmiş zaman yaptık. Baktım ing ile, baktım ed ile. Ed ile olduğu için insan, ing ile olduğu için ise bir materyal, bir durum ya da bir şey bildiren bir isim, cins isim söz konusudur arkadaşlar. O zaman ing'lerle birlikte cins isim, ed'lilerle birlikte ise insan yani kişi kullanılması gerekmektedir. Bakıyorum şimdi aşağıya. Ed ile olan ve ing ile olan bir sıfat daha. Bored nedir? Sıkkın. Boring nedir? Sıkıcı. Baktık. Bored diyeceğim. Diyelim ki öğrenciler çok sıkkın. Nasıl deriz? The students are very bored. Baktım. Kim sıkkın arkadaşlar? İnsanlar, değil mi? O yüzden ben ne kullandım? ED'li kullandım. Bakın ED'li bir sıfat kullandım. İnsanlarla birlikte, öğrencilerle birlikte. E peki sıkıcı olan ne olabilir? Burada tabii ki ders olabilir ya da başka bir şey de olabilir. Toplantı olsun bu sefer. The meeting was very boring. Baktık. Toplantı çok sıkıcıydı. Baktım. Ne var burada, bir insan söz konusu mu? Hayır, değil. Bir durum söz konusu, yine bir cins isim söz konusu arkadaşlar. Meeting yine ing'li bir sıfat ve yine bir cins isim söz konusu diyorum. Ve ed'li, ing'li sıfatlara da bir örnek daha verip bu konumu da bitiriyorum. Bir diğer örneğimiz exciting ve excited. Exciting'in anlamı heyecan verici. Excited'ın anlamı ise heyecanlı anlamına gelir. Bakın exciting, yani heyecan verici olan sizce ne olabilir arkadaşlar? Benim doğum günü partim olsun mesela. My birthday party is very exciting. Bakın ing'li neyle kullandım? Doğum günü partisi ile birlikte. Peki heyecanlı olan kim olabilir? Tabii benim doğum günü partim varsa
Ben olurum tabii ki. O zaman I am very excited. Bakın. About my birthday party derim. Ve cümlem gerçekten çok güzel olur. Bakın iyi değili sıfatı neyle kullandım? Bir özne ile kullandım ki o özne nedir? Kişidir. Ve ne hakkında heyecanlanıyormuşum bakın. Benim doğum günü partimde. Ama bakın benim doğum günü partim burada özne mi? Hayır değil. Burada nesne konumunda about'tan sonra kullanılmış bir cümlenin sonlarına doğru diyorum arkadaşlar. Ve bir diğer üniteme geçmeden önce bunu toparlıyorum. Ve ondan sonra diğer konuma geçiyorum. Ne dedik arkadaşlar? O zaman iyi değili sıfatlar. Şöyle adjectives diyelim. For people and how they feel. How they feel. Yani insanların nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini anlatan iyi değili sıfatlar. ING'li sıfatlar neydi arkadaşlar? ING'li sıfatlar ise neler için kullanılıyordu? Things, şeyler, materials, materyaller ya da situations, durumlar arkadaşlar. Yani cins isimlerle kullandığımız ise ING'li sıfatlardı. O zaman sıfatları da ben neye ayırıyorum? İkiye ayırıyorum. ED'li ve ING'li olarak. Gördüğünüz gibi sıfatlar ek almaz diye bir şey yok. Gayet güzel ED ve ING olarak ekleri aldılar arkadaşlar. Gelin bir diğer ünitemize de geçelim. Ve bu dersimizi de bitirelim. Hot verbs dediğimiz arkadaşlar bizim bazı fiiller var. Hot verbs sıcak fiiller. Yani birçok isimle bir araya gelip değişik anlamlara nedir söyleyebildiğimiz gelebilen fiillerdir. Bakın bunlar nelerdir? Get, take, do, make arkadaşlar. Bakın get, take, do, make yani almak, almak, yapmak ve yapmak diye direkt Türkçe anlamları olsa da bunların belli başlı beraber kullanıldıkları neler var? Sıfatlar ve isimler vardır. Gelin onlara birer birer bakalım. Sıkıştığımız yerde arkadaşlar bu fiilleri kullanabiliriz. Çok kullanışlılardır. Get, take, do, make çünkü çok sıcakkanlılar. Görüyorsunuz zaten adları hot verbs. Görüyorsunuz her şeyle birleşecekler şimdi. Nelerle birleşiyorlar? Bakalım. Get for example. Get a cold. Ne demek arkadaşlar get a cold? Üşütmek. Bakın get tek başına almak anlamına geliyor. Cold ise soğuk anlamına geliyor. Soğuk almak bakın bizde de var aslında soğuk algınlığı şeklinde. Bakın üşütmek manasına geldi. Take a photo. Take a photo. Foto, fotoğraf. Fotoğraf çekmek. Bakın take almaktı. Fotoğraf almak şeklinde zaten bizim Türkçemizde de benzer bir deyim. Söz konusu fotoğraf çekmek. Do. Do some shopping. Shopping arkadaşlar alışveriş. Alışveriş yapmak. Biraz alışveriş yapmak manasına geldi. Make. Make a mistake. Bakın yanlış yapmak şekline geldi. Peki dersin diyebilirsiniz ki hocam do ve make aynı anlamdalar. İkisi de yapmak manasında. Ben bunları nasıl ayırabilirim derseniz bunları ayıramazsınız arkadaşlar. Belli başlı kalıpları var. Bunları kesinlikle oturup öğrenmeniz gerekiyor. Yani ileriki derslerde biraz daha tabii ki mantığını anlatacağız ama şu etapta belli başlı şeyleri olduğu gibi almanız gerekiyor arkadaşlar. Make mistake ile kullanılıyorsa oraya do gelemeyecek demektir. Do shopping ile kullanılıyorsa oraya make gelemeyecek demektir. Şu an için arkadaşlar ileride derslerimizde bunların mantıklarını sizlere vereceğiz. Evet bunlarla gelin örnekler yapalım. Daha fazla da kalıpları size veriyorum. Diyelim ki bakın get tired, get happy, get
sert. Arkadaşlar get bir sıfatla kullanılıyorsa onu fiil hale getiriyor demektir. Bakın get tired yorulmak manasına gelmiş. Aslında tired anlam olarak neydi? Yorgun anlamına geliyordu. Fakat get ile birleştiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir fiil haline geliyor. Yani any zar ya da was were ya da been ile kullanılmak zorunda kalmıyor. Ve direkt anlam yorulmak yani fiil anlamına geliyor. Bakın yorulmak dedik. Diyelim ki I am tired diyorsam ben yorgunum. I got tired diyorsam ben yoruldum şeklinde burada bir fiil, burada ise bir sıfat şeklinde tired'ı görüyoruz arkadaşlar. O zaman get fiili bir sıfatla kullanılıyorsa sıfatları fiilleştiren bir yapı söz konusudur ki get artı adjective diyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Bir fiil haline gelen bir sıfat görüyoruz. Mesela get happy, mutlu olmak, get sad, üzülmek şeklinde aslında bunlar birer sıfat ama get ile birlikte fiil haline geliyor gördüğünüz gibi. Çok sıcakkanlı bir fiil söz konusu o da get bütün sıfatlarla beraber kullanılabilir. Bir diğeri arkadaşlar make'e bir bakalım. Make a reservation, make money, make friends, make up one's mind. Bakın, make birçok yerle kullanılabilir. Make a reservation, rezervasyon yapmak yani bir yerde yer ayırtmak manasına geliyor. Bakın fiilim yine sabit. Make a reservation, rezervasyon yapmak. Make money, para yapmak yani para kazanmak çok fazla para kazanmak manasına gelir. Make friends, arkadaş edinmek. Bakın make aslında yapmak. Ama burada ne oldu? Friends ile birleşince arkadaş edinmek yani arkadaşa sahip olmak manasına geldi. Make up one's mind ise fikir değiştirmek manasına gelir. Ve gerçekten çok kullanılan bir idiomatic phrase dediğimiz deyimsel bir yapıdır arkadaşlar. Make up one's mind. For example, hemen bir örnek verelim. I made up my mind. And I decided to go to Australia. Australia, Avustralya arkadaşlar biliyorsunuz. Fikrimi değiştirdim ve Avustralya'ya gitmeye karar verdim. Bakın fikir değiştirmek made up one's mind şeklinde. Buradaki once'ı ben ne yaptım? My yaptım. Niye? Çünkü özne I. Bu she olsaydı ne olacaktı? Her mind olacaktı. He olsaydı his mind. We olsaydı our minds şeklinde. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu once'ı ne yapıyoruz? Possessive adjective dediğimiz şeyleri yerleştiriyoruz. Yani my, your, his, her, our, your ve their gibi arkadaşlar. Bir diğerine bakıyorum. Take'e bakalım. Ne yazmıştık zaten? Take a photo. Take an aspirin. Take an aspirin. Take one to somewhere. Diyelim ve üç tanelik. Take a photo. Arkadaşlar nedir take a photo? Fotoğraf çekmek manasına gelir. Take an aspirin nedir? Aspirin almak. Yani burada aspirin değil de tablet de diyebilirsiniz. Take a tablet şeklinde. Yani ilaç kullanmak, ilaç almak manasına geldi. Take one to somewhere. Evet take arkadaşlar almak manasına gelse de bakın take to kalıbı ile birlikte birini bir yere götürmek manasına gelir. Mesela my friend ya da babam götürsün. My father
took me to school yesterday. Bakın, babam beni dün okula götürdü manasında gelen take fiili almak fiili olsa da take to kalıbıyla birlikte ne anlamına geldi? Götürmek manasına geldi. Mesela onu hastaneye götürdüm şeklinde bir cümle yapalım. I, bakın, took. I took him, onu, to, nereye? Hospital, yani hastaneye dedik. I took him to hospital dedim. Gördüğünüz gibi take, to ile birlikte kullanıldığında götürmek manasını aldı. Buradaki one ne oldu arkadaşlar? Burada me, buradaki one, burada ne oldu? Him manasına geldi. Somewhere ne oldu? Bir yer, school. Burada ise hospital, yani hastane manasına geldi arkadaşlar. Hemen dersimizi toparlıyoruz ve bu dersimizi de bitiriyoruz. O zaman ilk etapta bizim gördüğümüz kalıp neydi? Used'uydu. Used'un olumlu kalıbıydı. Used to verb 1 idi. Negatifi neydi? Didn't used to verb 1. Sorusu ise did subject used to verb 1'di arkadaşlar. Ve used to'yu nerede kullanıyordum? Past have dediğimiz geçmişteki alışkanlıklarımızda kullanıyorduk. Değil mi? Past habits. İkinci başlığımız neydi? İdili sıfatlar ve ing'li sıfatlar diye ayırmıştık. İdili sıfatları kimlerle kullanıyorduk? İnsanlarla. ING'li sıfatları ise neyle kullanıyorduk arkadaşlar? Things, yani şeyler, materyaller ve durumlar ile kullanıyorduk. Değil mi? Bir diğeri ise son yaptığımız hot verbs. Neydi arkadaşlar? Take, get, make ve do idi. Ve bunların kullanıldıkları, beraber kullanıldıkları belli başlı sıfatlar ve belli başlı isimler vardı arkadaşlar. Okay, do you have any problems? Okay, thank you. Thank you for listening to me. See you next lesson. Bye.